Evet, şimdi Özlem sunumdan başlayalım. Porsiyondan başlayalım. Nasıl buldun? Buyur. Yani şimdi sunumunu çok yeterli bulmadım. Çünkü kendisi çok dikkat ediyor böyle şeylere Çiğdem abla. Mesela domatesi hani biraz herhalde direkt hızlıca gelişi güzel herhalde doğradı. Hani kabuk görüntüsü de hani ama çeri domatesin kabuğu soyulmuyor ya onun için. Çeri domates. Evet çeri domates. Nasıl çeri domates? Çeri böyle çeri. Çeriden çıkmış. Hormonlu çeri. Öyle alındı çeri. Hormonluma gitmiş bu bende. Çeriden uzamış. Çeri domates yani. Bilmiyorum ya şu an tadına bakmak için heyecanlanıyorum sadece. Söylemek istediğin bir şey varsa söyle. Niye biraz böyle bir çekiniyorsun sanki yorum yaparken? Öyle bir sezen var mı? Atıcı abla? Evet, aynen, evet. Aynen. Çok korkuyorum şu an yorum yaparken. Evet, inanılmaz tehdit altındayım şu an. Çiğdem abla alttan sopa gösteriyor yani. O kadar da değil. Şimdi bunun yani yorum yapacağım bir şey de yok yani. Ya bunu yemekte söyleyeceğim tabii bunu tadına baktıktan sonra da. Yani bu bizim oralarda katmer dediğimiz şey. Hani ya, o dediğiniz şey bu değil. Şekil değil. Olarak diyor. Benim... Ben de yiyorum bunları. Arkadaşım var. Onlar sabah kahvaltısı da bile yer. Yani şu benim bu görüntü benim hoşuma gitmedi açıkçası. Neden? Neyi mesela? Yani çok hani gelişi güzel yani. Özensiz gibi. Tekrar arası sıcak bir izin yok şimdi. Bu el açması yanına yani domates. Zaten aslında biz bunu sade yiyoruz da. Ben hani siz çok sade bulmayın diye yanına domates, maydanoza sarıp yeriz. Yani bunun el açması ya da hazır ol onunla ilgili bir şey söylemedim. Ben görüntü açısından dedim. Ama hani bunun görüntüsü bu. Ya benim gözüme çok hitap eden bir şey değil olabilir. Yani. Olabilir ama görüntü bu. Yani yapılış bu bir de bekleyince biraz büzdü. Hani açın bakın interneti de bakın. Peki. Görüntü o zaman şekilde budur direkt yani. Direkt yiyelim sonra yorumumuzu yapalım. Evet. Buyurun. İsteyen eliyle de yiyebilir bu arada. Bilginiz olsun. Evet, afiyet olsun herkese. Mükerrem abla buyur, yap yorumunu. Nasıl buldun ara sıcağı? Ara sıcağın üzeri kurumuş. Önce önüme gelen sunum hakkında söyleyeyim. Bir ara sıcak tabağı gibi değil de bir kahvaltı davetine gitmişim de görüntüsü domates kesmiş iki parça. Öyle o şekilde geldi. Benim büyük servis tabağına koyup da sunum ettiğim ara sıcağı hep o kadar yani eleştirerek konuştu ki Çiğdem Hanım. Bir davet sofrasına ayrı gelecek dedi birisi başka. Ama o cevizsiz karışmasın diye. Birisi başka. Hanımefendi o cevizsiz. Ceviz yok yani, içinde. Ceviz yok. Karışmasın diye ayırdı mı? Bir tane maydanoz onu koyabilirdi bak. Bu şekilde yok, ben maydanoz koyardı. O cevizsiz koyardı. Olduğu için onu ayrı beyaz. O ceviz oldu. Cevizsiz ben maydanoz koyuyorum yani. Belli olurdu. Bu bir sıkıntı değil benim için. Yani bir tane bir şey olmadı. Yanına bir kürdan da koyabilirdi. Yok. Yani direkt bir savunmaya geçiyorsunuz. Özlem Hanım ben bu yani savunmadı. Sizi Çiğdem Hanım'ı. Bunu ben eleştirdim. Kendini yani masasını savunabilecek güçte birisi değil mi? O benimki cevizsiz. O benimki cevizsiz. Tamam ama şimdi ilk yaptım hemen onun içine koydum. Ayırdım beyaz ama, kaseye ki unutmayayım bak, karışmasın. Tamam. Mutfağın ne kadar karıştığını biliyorsunuz. Bak Çiğdem Hanımcığım bunu anlıyorum dediniz ama siz bir davet masasında bunu yakıştırdınız mı? Hı-hı. Hafta boyunca hep bunu eleştirdiniz kendiniz. Evet. Eleştirdim. Evet. Eleştirdiğiniz şeyi neden diyorum, yaptınız? Bakın, çit servis dediniz. Çit servis sadece bir tek çatal. Üç gün boyunca bir çatal sadece bir çatalı canım, çit servis çatalız, olarak bak, gördünüz. Lekeli masa örtüsü. Bıçak tekli onu şey kaşırın ben ama yani bıçak tekli. Ben yani şu görüntüyü hiç bıçak yakıştıramadım. Görüntüye yani bence çok güzel. Siz lahmacun yerken ne yiyorsunuz yanında? Domates ve maydanoz yemiyor musunuz? Bu lahmacun. Yok. Kapalı lahmacun bu. Siz onun yanında servis olarak çeri domatesini diyorsunuz mesela kabuğu soyulmamış. Siz koyduğunuz yemeklere de soymadınız da benim. Yemek bunu, soyuluyor muydu? Aslında yemekte soyulur. Kabuğu böyle löp löp çıkıyor domatesin. Bu pişmiyor ki çıksın. Mükerrem Hanım'ın hangi yemeğinde domates çıkmıştı dışarıya? Hayır ben misal diyorum yani. Konulan yemeklerde hiçbirinin, neredeydim onu da hatırlayamam şu anda. Hiçbirinde mesela kabuğu soyulmamıştı. Siz şimdi şu çeri domatesin benden kabuğunu soymamı istiyorsunuz ve... Ama Mükerrem Hanım demedi ki onu, Özlem Hanım dedi. Ben size demiyorum. Ortamı söylüyorum. Mesela konuşulan şeyleri söylüyorum. Mesela diyorsunuz ki bunu olmaz. Lahmacun yediğiniz zaman yanında size ne geliyor? Bol yeşillik geliyor ama ben yani ne geliyor maydanoz ve domates geliyor ya onunla ikram ediliyor ben de onunla ikram ettim. Mükerrem abla lahmacunun tadı hamuru nasıl olmuş? Hamuru çok kuru olmuş. Ben bir geliyorum. Ama siz yediniz mi bunu?
Tabii ki. Böyle kuru olur zaten. Bunun tabii yumuşak olmaz ya. Şey gibi bu. Ya koymayız. Tabii saç üzerinde olan katmen, bir şey bu. Ama normalde kızartılması lazım. Gözleme. Hayır bu gözleme tarzı değil. Bir şey olmaz. Bu saçta pişen bir şeydir. Ya olmaz. Öyle olmaz. Tabii ki. Yağlar açarsın. Öyle katmer değil. Öyle katmer değil. Tek tek koşun. Bu arkadaşlar normalde saç gözlemesi deriz ya. Bu başta saçta pişiyor yağsız. Ha şimdi biz bunu lahmacun diye mi yiyoruz? Kapalı lahmacun. Semusek bu. Mesela bu şekilde yapılıyor. Semusek bu değil. Semusek bu değil abla. Bak hayır abla. Semusek bu değil. Da var. Çok özür dileyeceğim. Allah Allah. Bakar mısınız siz? Hanımlar bu şekilde hiçbirinizin dediğini anlamıyor musun? Sırayla konuşalım. Gelsin bir. Çiğdem ama sen bir şey mi getireceksin? Getiriyorum evet. Yani gözlem de yiyorum. Lahmacun deseydik belki bir değerlendirme yapabilirdik. Gözleme kapalı ara sıcak ben. Hani minik lahmacun ha. Gelir semusek davet masalarının. Semusek nasıl oluyor size baktığınız? Onun bir kere yağda kızartılması gerekiyor. O yağda kızartılması. Aynen. Biz onu tahmin ettik nasıl soğuyacak nasıl şişirecek. Benim arkadaşım da Diyarbakırlı baktığımız değil onlar da öyle yapıyor. Biz buna katmer diyoruz. O katmer sizin dediğiniz gibi yağlı katmer ya. Değil. Böyle yine hamur açılır. İçine ıspanak, işte patates. Ne koyarsın? Ne koymak istiyorsan koyarsın kapatırsın sacın üstüne pişirirsin. Aynı böyle ya. Olur. Gözleme gibi. Gözleme gibi. Gibi. Çünkü semusek bildiğimiz bir şey gibi yağda kızar. Evet aynen. Bizim aslında çiğ börek gibi tarzında bir şey. Çiğ böreğin içi pişmiş hali. İçi pişmiş konulmuş hali. Çiğdem Hanım bunu yağda kızaracağını bilmiyor muydu? Sadece tavada pişirdi kuru. Ha bilmiyorum şimdi şöyle bir savunma da yapabilir. Bizim yöremizde böyle yapılıyordu diyebilir. Çünkü bu bizim masamızın güncel bir savunması. Bizim yöremizde böyle yapılıyor diye. Ama Diyarbakır'da böyle mi yapılıyor dedin ya arkadaşlarımla ya onlar yağda kızartma kahvaltıda bile yiyor. Ama sizin bahsettiğiniz de bu farklı bir şey. Bu aynı şeyden ona geleceğiz. Bu işçi köfte senin bu yaptığın ikram şey. Şimdi biz Merim'de kapalı lahmacun diye mi girdik? Semusek diye girdik. Semusekse o zaman... Semusek değil. Semusek. Şimdi Semusek'in yorumlarına geleceğim. İşçi köftemizi de alalım. Bu hangi yöreye ait işçi köfte? Bu Marmara. Bu mu Diyarbakır'a ait? Diyarbakır'ı söyle işçi köfte. Evet Diyarbakır'ı söyle. Ellerinize sağlık. Bana karıştı dediği şey kendi tabağında şimdi hepsi bir iç içine girdi. Bu ikram ya ama. Olsun. Bu kadar olumsuz da olmayın. Sizin 3 tane sarı sıcağınızda. Sen neden bu kadar çok olumlu? Ama ben şey şimdi bakın ben şu anda ayaktayım. Aynen şu anlar. Aynen. Var mı itirazınız? Zorunuza mı gitti? Yok zorunuza mı gitti? Bir dakika çok merak ediyorum. Tamam ben bugün bu masada Çiğdem Hanım avukatıyım. Var mı zorunuz? Niye peki avukatısınız? Hayır öyle diyor ya şimdi diyor ki benim şimdi arkadaşlar olaylarla yani yaşanmış şeylerle bazı şeyi karıştırmayın. Çiğdem Hanım bize bu şekilde bir ara sıcak tabağı sunmadı. Sunmadım. Sizin sunduğunuz o şekildeydi. Bunu da kendisi içinden gelmiş. Benim gürümde söyledi hani bana da şey tamam. Demeye getiriyor. Şu an Özlemciğim işi köfte böyle yani. Yapılır demeye getiriyor. Yani hani o yüzden yapmış yani ikram etti. Bu sizin tabağınız aynı değil ki sizin 3 tane ara sıcağınız vardı. Ben böyle getirseydim haklısınız. Aynen şu şekilde öyle. Ama yine sonuç şu anda ben koyarken değil mi? Değil. Evet. Özge senden başlayalım. Öncelikle semusek'i nasıl buldun? Peşine işi köfte lezzetli geldi mi? Buyur. Semusek dediği benim de bildiğim baktım. Böyle değil. Bu bizim orada gözleme tarzı yapılır. Sac üzerinde yapılır. Yağsız ya da katmer tarzı bir şeydir ama semusek değil bu. Her yörede demek ki farklı. Bizde buna semusek İçi derler. İçi çok acı. Acı. Evet acı geldi bana. Hmm. Tuzsuz geldi. Bak içli köfteye acı desen tamam da. Yok o da. Onun tuzlu da acısı da şey ama içli köftenin bir tık acı. Elim alışmış acıya çünkü benim. Semusek de acı geldi. Semusek de acı. Ve pul yağsız. Biber yani çay kaşığın ucuyla bile yok ya. Ya acı olabilir ha. Kendisinden. Olabilir yani. Yağsız olmuş bir de bayağı yağsız olmuş. Evet, şu ya. Kadar şeye bir tereyağı koydum ya. Bir kaşık tereyağı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.